Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız dıktanlar ekranımızı bulsun. Amazon, Xitay Saudigarlarga setiş çeklemesi koydu. Türkiye Radyo Televiziya haberlerinin 18. Ağustos'taki haberde bildirilişçe, Amerika Toru Saudisi magnati Amazon 5. aydın başlap Saudi süpüsüde aktif mal seti vatkan 50 min Xitay mal satkıcının hesabatını bekar kılgan. Haberde kayıt kılınışça, Amazon şirketi mezkur Xitay satkıcılarının öz mahsulatlarına aktif baha beriş, istimalkilerini kontrol kılış maksatıda, xeridarlarga pul töleş ya ki soğukat kartısı evet işgatarlık usullarını kullandığalıqını bayan kılgan. Setişten çeklengen hesabatlar içinde Xitay'nın danlıq şirketlerimi bar ekken. Amazon'un kararı aşkarlanğan ekken Xitay'nın aldığın Qatar'daki Toru Saudisi karxanacıları Şenjan'a yığılgan. Şenjan çigra halkıgan Toru Saudisi cemiyeti Amazon'un Xitay mal satkıcılarını çekleş kılmışını adaletsizlik tep ayıplıgan. Bildirilişçe çeklengen hesabatlar bazarga salgan mahsulatlarga okşaş mahsulatlar Amazon tarafından setildiğan bulup, bunun bir stratejilik karar buluşu mümkün ekken. Haber diyene Xitay şirketleri ve ilgilik tüklügeçiler mahsulatlarını satıdığan yeni seti süpüsü kuruduğallıqı bildirilgen. Xitay Şarkı Türkistan'ın baylıqını bulan talan kılışını tizletti. Tanrıtağ Doğru'nun 17. Ağustos'taki haberde malum buluşça, Xitay Şarkı Türkistan'ın her xil kan baylıqını bulan talan kılışını devamlıq küçü etken. Haberde kayıt kılınışça, Xitay dairleri bu yıl 1. aydın 6. aygıça Şarkı Türkistan'daki kömür karxanlarının işlep çıkarı setişini tizletken. Bu yıl 6. aygıça Şarkı Türkistan boyunca cemi 137 milyon 292 min tonlu kömür kızılgan bulup, bultırkı okşaş mezgildikiden 5% aşırgan. Şundaklı kömürden tabii gaz eliş miktarı 1 milyard 540 milyon kub metreye yetken. Bildirilişçe Xitay Energiya Guruhi'nin atalmış Şinjan Ximiya Sanayeti Çeklik Şirketi Olefin işlep çıkırış merkezinin polietilen ve polipropilen işlep çıkırış meydanında kömürden polietilenlik simola dancısı ve poliakrillik simola dancısı'a erişildiken. Nöbette Xitay Energiya Guruhi atalmış Şinjan Ximiya Sanayeti Çeklik Şirketi künigi tahminen 800 tonna polietilen mahsulatı, tahminen 1300 tonna polipropilen mahsulatı işlep çıkargan. Aldıngı yarım yılda cemi 309.800 tonna poliefir mahsulatı işlep çıkarılıp, 2 milyar 493 milyon yuan kirim kılgan. Ondan başka Xitay yana 11. Ağust Kumul şehrinin Arıtürk nahiyesi Nom Sanayet Bağçı rayonunda Guanghui Energiya Paycheklik Şirketinin tozallıq kömür gazdan paydalanıp, yılığı 400 min tonna etilen glikol işlep çıkarış türü de ciddi kuruluş kılmaktıken. Bu tür bu yıl 9. ayının ahire işlep çıkarışı kiriştiriş planlanıgan. Küzetküçüler Xitay tecavüzcülerinin Şarkı Türkistan'dan çıkan baylıqlarını Xitay'nın ihtiyacını kandırışkı şıltı vatkallıqını, yerlik halıqının heçkandıq mənpəyətki erişelmigelikini Şarkı Türkistan'da izgil devamlaştırı vatkan irqi qırgıncılıq cinayetigi mas halda bulan talan kılışnımı küçeyti vatkallıqını bildirişmekte. Xitay'ı casusluk kılgan işki teyvellik əmeldar təkşürlüşke başıldı. Germaniya avazının haberde bildirilişçe Tayvan Taybi rayonluk teftiş mahkemesi 18. Ağust Xitay komünist casusu deb guman kılınan pensiyaga çıkan iki Tayvanlik harbi emeldarını tekşürgen. 18. Ağust Taybi dairleri Xitay komünistler üçün casus teşkilleş cinayeti ötküzgellik üçün pensiyaga çıkan harbi ofisir Chen Yaodun bilen Wei Shenyi'nin toralğısını tekşürgen. Haberde kayıt kılınışça mezkur dilo Tayvan'da baykalgan en çoğun casusluk dilosu bulup hesaplandıken. Tekşürlüş arqılıq Xitay Merkezi Hərbi İşlər Komiteti Siyasi Xizmət Bölümü Guangzhou Şöbəsinin neçə il ilgiri Tayvanga xadim əvətib casusluq təşkilatını tərəqqi qıldırğanlıqı bayqalğan. Bu təşkilat eyni vaqtdakı hava armiyasının pensiyaga çıqqan mayor general Chen Yaodun və leytenant polkovnik Wei Shenyi bilan birləşib Tayvanlik pensiyaga çıqqan bir türküm generallarını məzkur casusluq təşkilatının əzalıqığı muvaffaqiyyətli qəbul qılğan. Alımı kündelik gezdinin haber kılışça, mezkur dilonu tahkik kılgıcılar ilgiri casusluk dilosunun kiliş mənbəsini ızgoğulab təkşürüş arqılıq, Xitay Merkezi Hərbi İşlər Komiteti Siyasi Bölümü Guangzhou Şöbəsinin 2012 yıldan başlap Şeying isimlik Hong Kongluq sodigarını yalğan kimlik bilen Tayvanga əvətkənlikini bayqıgan. Mezkur kişi Tayvanda sodigar qiyapıtı bilen Xitay komünistler üçün hərəkət kılgan. Bulardan sırt 2016 yılı Şe familiyelik bir sodigar Tayvanga kelgendiyken,
xizmat qilayotgan yoki pensiyaga chiqqan yuqori darajalik Tayvan generallari bilan aloqalashishga boshlagan va tamoqqa taklif qilish va sovg'at berishdan boshqa yana ularni Xitoyning Guangdong o'lkasiga opirib, Xitoy kommunist amaldorlari bilan ko'rishishga o'rinlashtirgan. Tayvan davlat mudofaa ministrligi bu vaqtdagi bayonotida Xitoy kommunist rejimining izchil holda Tayvanning yuqori darajalik amaldorlari bilan aloqa o'rnatishga urinib kelganligini, ammo davlat maxfiyatligining oshkorlanib ketmaganligini bildirgan. Chinchuangoning so'zlari Sharq Turkistondagi bostirishning davomli ig'irlashganligidan bishorat bermoqda. Tangritog' to'rining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha, Chinchuangoning atalmish Uyg'ur avtonom rayonining 2-chi turkumdagi siyosiy qonun qo'shinini tarbiyalash, tartibga solish yig'inida qilgan so'zlari Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish siyosatining ig'irlashganligidan bishorat bergan. Xabarda qayd qilinishicha, yig'inda so'z qilgan atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik partiya komitetining sekretari Atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik siyosiy qonun qo'shinini tarbiyalash, tartibga solish rahbarlik guruhining guruhi boshlig'i Chinchuangbo 2-chi turkumdagi siyosiy qonun qo'shinini tarbiyalash, tartibga solishni qanot yoydirishning ahamiyatini to'liq tushunib, siyosiy qonun qo'shini qurilishini kuchaytirish, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida izchillashtirib, ijtimoiy muqimlik va abadiy aminlik bosh nishonini mahkam egallab, tarbiyalash, tartibga solishni va bo'lg'unchilikka qarshi turish ko'rishi terrorlikka qarshi turib, muqimlikni qo'g'dash ko'rishini bir tutash planlab olg'i siljitib, partiyani umumiyuzlik qattiq boshqurish, siyosiy qurilishni, namunalik rolini qoida tuzum o'rnatishni gavdalandirish kerak deb jar solgan. Chinchuangbo yig'inda atalmish tarbiyalash, tartibga solish, bo'lg'unchilikka qarshi turish, terrorlikka qarshi turib, muqimlikni yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq joriy qildirish degandek so'z iboralarini qayta-qayta ta'kidlagan. Xitoy Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'lliq ko'rsatish uchun yaqinqi yillardan beri mazkur so'z iboralarini qayta-qayta takrorlab kelmoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning atalmish islom dinini xitoylashtirish, texniki tarbiyalash markazi, boshqa yurtlarga yotib namratlikdan qutuldirish, bo'lg'unchilikka qarshi turish qatorliq pardozlangan nomlar bilan xalqaro jamiyatni aldab Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini Nöbette xalqaraning turlik besimlarga qaramay mazkur jinoyatlarni texnik kuchaytirib davomlashtirishni planlayotganligini bildirishmoqda. Xitoy BBC'ga qarshi planlik saxta tashviqot hujumi qo'zg'agan. Xitoyning butun dunyoga qaratgan saxta tashviqot harakati xalqaraning diqqatini tortayotgan bir paytda Yana bir yangi dokulat Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini ko'plab boshqilgan BBC'ga planlik saxta tashviqot hujumi qo'zg'aganligini oshkorlagan. Xotirlangan kelgusi nomli tor bexatarlik shirkati bugun yangi bir tadqiqot dokulati e'lon qilgan bo'lib, Xitoy rejimining qo'llashi ostida deb qaralgan necha yuzligan saxta xabar tor bekatlari va ijtimoiy taratqu hisoblarining planlik holda Angliya radio shirkati BBC'ga planlik hujum qo'zg'aganligini Bu orqaliq BBC'ning inovatini tushirmoqchi bo'lganligini ko'rsatib o'tgan. Dokladda Xitoyning saxta xabar tor bekatidan 57-si aniqlab chiqilgan bo'lib, bu tor bekatlar inglizcha yoki xitoycha xabar bekatlariga o'xshitib yasalgan. Mazkur shirkatning mutaxassisi shundaqlab bu tadqiqot turiga qatnashuvchilardan biri bo'lgan Charity Wright Xitoyning bu tashviqot hujumida BBC Xitoyning obrazini satlashtirish uchun harakat qildi degan fikrning kuchab tashviq qilinganligini Xitoyning bu saxta tashviqot hujumining ko'lamining zo'r ekanligidan hayron qolganligini bildirgan. Xalqaradagi dangliq taratqu organlarining biri bo'lgan BBC yaqinqi bir necha yil ichida Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati va Hong Kongdagi demokratiyani bostirish harakati haqida ko'plagan nufuzli xabarlarni ishlab, xalqaroda kuchli ta'sir qo'zg'agan edi va buningdan qattiq bearam bo'lgan Xitoy o'ch elish uchun bu yil 2-chi oyda BBC xalqaro xabar kanalining Xitoyda tarqatilishini butunlay cheklagan edi. Mazkur dokulat Xitoy rejimining BBC'dan o'ch elish harakatining maxfiy va keng ko'lamli holda davomlashayotganligini ko'rsatib bergan. Fransiya Talibanning xalqaroning e'tirof qilishiga erishish uchun 5 shartni o'rindishi kerakligini bildirdi. Al Jazeera to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Fransiya tashqi ishlar ministri Le Drian Talibanning xalqaro jamiyatning e'tirof qilinishiga erishish uchun 5 shartga rioya qilishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Xabarda qayd qilinishicha, Le Drian Fransiya BFM kanalining ziyoratini qabul qilib, "Men Talibanning xalqaroning e'tirof qilishiga erishish uchun nurg'un tirishchanlik ko'rsatayotganligini bilaman. Ammo Talibanning ayollarning huquqiga hurmat qilish to'g'risida e'lon qilgan bayonoti yetarli emas." Talibanlar 5 xil shartni hozirlashi kerak degan.
Франция ташқы ішлі министері отырғы қойған 5 шарт болса, Афғанистандын айырлышыны қалайдыған афғанистанлықларының чықып кетішіге ел қойыш, өз дөвлетінің террорлықның панахгайыға айылынып қылышының алдыны алыдығалықыны конкурт спатлаш, insanperverlik yardımının Afganistan zeminiga kirishiga yo'l qo'yish, ayollar huquqiga hurmat qilish va ularning o'tkinchi hukumat tashkillashi qatorliklar ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Javlijan Tunugun Xitoyning qaysi shartlar ostida Taliban hokimiyatini itirof qilganligi haqidagi savolga duch kelganda, buningga bevosita javob berishdan o'zini qochirdi va faqat Afganistanning hamma taraflarini o'z ichiga olgan yangi hukumat qurib chiqishini umid qilganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price oldingi kunlari bayonot e'lon qilib, Talibanning yangidan qurmoqchi bo'lgan hukumatni itirof qilishi mumkinligini, ammo Talibanning kishilik huquqiga hurmat qilish, ayollarni kabinetga qatnashtirish, terrorchilarni qanot ostiga olmaslik qatorliq shartlarni o'rindishi kerakligini bildirgan edi. Navbatda Talibanning Afg'onistonni qaytadan egallashi ijtimoiy aloqa shirkatlariga yangi bosh qiyinchilikka olib kelgan bo'lib, ularning Talibanga tutgan maydoni har qaysi sohalarning diqqatini qo'zg'agan. Ma'lum bo'lishicha, Facebook shirkati o'z vaqtida Talibanlarni terrorlik tashkiloti deb bekitgan bo'lib, 2012-yili Facebook subsiga kirishini cheklagan. Facebook shirkati tunugun bu vaqt to'xtatilib, Amerika hukumatı Talibanga qaratgan jazo qarorlarini amaldan qaldirgan taqdirdami, shirkatning Talibanlarga qaratgan cheklamasini bekor qilmaydiganligini ta'kidlagan. YouTube shirkati bo'lsa, Amerikaning jazosi sababidan bu tashkilotni cheklaganligini aytgan, ammo Twitter Talibanning supida mavjud bo'lishiga yo'l qo'ygan. Növətdə Taliban Facebook-nun tarmaq şirkəti bolğan WhatsApp-nı, şundaqla Telegram və başqa ictimai əlaqə supları və uçur mülazimətlərini işildib, Afğanistan xalqı və xalqara cəmiyyət bilən əlaqə qılmaqda ikən. Türkiyə və İran Afğanistan müsafirlərinə qarata tədbir qollandığanlığını bildirdi. Türkiyə Avazi Radiosunun xəbərində bildirilmişcə, Türkiyə müavin prezidenti Fuad Oktay Türkiye'nin çigra rayonlarındaki misafirler ekininin aldığını eliş tedbirlerini kollanıp atkanlıklarını etti. Oktay bayanatı da Afganistan'dan uzun yıllardan buyan siyasi mukumsuzluk içki uruş patkıkı petip kele atkanlıkını, Türkiye'nin Afganistan'da yüzbergen tragediyeni üzülkesil halkılış iradesinin kat'i ihkenlikini. Şunun bilen birge çigra rayonlarımızda körülüş aldığı durduran misafirler ekininin aldığını eliş tedbirlerini kollanıp atkanlıkını bildirgen. İran İçki İşler Ministerliği qarmaqidagi Çigra İşleri Baş İdarisi Direktori Hüseyin Qasimimi devletinin Afganistanlıq misafirlarının Çigradın kirişini tosadığanlığını bildirgen. O bu haqdaki bayanatıda Taliban'nın quluğu ötken Afganistan'daki özgürlüklerini közü tutup ve Xitay virusunun tarqılışının aldığını eliş üçün Afganistan Çigrasını küçülük kontrol qıladığanlığını bildirgen. Məlum buluşça Afganistan'a Çigradaş bolğan İran'da 800 mini tizimgi elingan bolup, Cemi 3 milyon etrafında Afganistan puhrası yaşaydıken. Haiti'deki yer tevreşte kaza kılgallar 2200'ge yıkıllaştı. Aldınkı şembe Haiti deniz kırgıkıda yüzbergen 7.12 bal yer tevreşte kaza kılgallar 2189'ge yetken. Türkiye Avazi Radyosu'nun bu vaxtki haberde malum buluşça Haiti Halk Müdafiye İdarisi yer tevreşte hayatının ayırlıqallarının 2189'ı yetkenlikini, yarlanğanlarının 12268 ikkenlikini ilan kılgan. Alaqadar hadimler hazırlık kadar 60 mıngdan artıq öyünün veyran bolğanlıqını, qattıq yertevreş sebebidin 76 mıng öy ve nurğun ultraq binanın ziyanğı fücurğanlıqını, xarabilik astidikilerini izdeş kutquzuş hizmetinin devam kılıvatqanlıqını uxturgan. Haiti Başministeri devlet miqyasıda bir aylık ciddi halet ilan kılınğanlıqını cekarlıqan bolıp, İğir veyrançılık ve davalğışkı düşkelgen Haiti hükümeti xalqaradın yardım talep kılmaqda. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bir gün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ətki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.